Adana Kozan'da yangın var. Kozan'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Hemen gidelim bölgeye. Halil İbrahim Uğur ayrıntıları anlatıyor. Kozan'daki orman yangını sabaha karşı başlamıştı ve şu anda da orman yangınının kontrol altına alınması noktasında çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan karadan çalışmalar sürdürülürken diğer taraftan da havadan hem helikopterler hem de uçaklar bu noktada su taşımaya devam ediyor ve yangının olduğu noktaya da işte bambileriyle getirmiş oldukları suları tahliye ediyorlar. Fakat yangın işte üst noktadan çıkmıştı ve aşağı doğru inmişti. Çünkü bölgede Poyraz etkili, yani kuzeydoğudan gelen rüzgar var. Dolayısıyla işte bu rüzgar hem yangının kısa sürede büyümesine hem de etrafa yayılması noktasında, daha geniş alana yayılması noktasında olumsuz etkilediğini ifade etmekte fayda var. İşte Poyraz'ın da etkisiyle, daha doğrusu hava muhalefetinin de etkisiyle maalesef yangın kısa sürede farklı noktalara ilerlemeye başladı ve zirvede başlayan orman yangını bulunduğumuz noktada Köstreli Mahallesi'nin daha üst kesimlerinde aslında yaylalık evler bulunuyor. İşte o yaylalık evlerin hemen yanına kadar ilerledi ve hemen diğer noktadaki evde aslında içindeki malzemelerin, eşyaların yanmasıyla kullanılamaz hale geldi. İşte şu anda dumanın daha yoğun olarak yükseldiği noktada yangının devam ettiğini söyleyebiliriz. Daha alt kesimlerde ise rüzgarın etkisi hala devam ediyor. Dolayısıyla o noktada da soğutma çalışmaları devam ediyor. Tabii ki rüzgar oldukça önemli orman yangınlarında. Dolayısıyla bugün de Adana'da orman yangını var ve rüzgar da Poyraz'da etkisini devam ettirmeyi sürdürecek. Çünkü saatte 15-20 kilometre hızla estiğini ifade etmekte fayda var rüzgarın. İşte dolayısıyla bu rüzgar küçücük bir kıvılcımı anında metrelerce yüksekliğe uzanan alev topuna çevirebiliyor. Dolayısıyla küçücük bir kıvılcım dahi bu noktada söndürülmeden yangın kontrol altına alınmış ibaresini kullanmak biraz riskli olacaktır. Dolayısıyla işte az önce, aslında yayına başlamadan önce, orada daha az bir duman vardı. Hatta oradaki yangın tamamen sönmüştü. Ancak rüzgarın da etkisiyle hemen oradaki dumanın yoğunluğu arttı. Dolayısıyla şu anda helikopter de tam da o noktaya su taşıdı ve getirmiş olduğu suyu şu anda bırakmak için tam uygun noktayı tespit etmeye çalışıyor. Tabii ki rüzgar havadan yapılan müdahaleyi de güçleştiriyor. Çünkü yüksekten atılan su maalesef aşağı ulaşmadan farklı noktalara dağılabiliyor. Hemen alt tarafta kameraman arkadaşım Okancan Sapkaya'nın göstermiş olduğu noktada da aslında rüzgar az önce buradaki dumanı da belirgin hale getirmeye başladı. Dolayısıyla o noktada da yine ilerleyen dakikalarda tekrar yeni bir yangın çıkabilir derken, işte tam da zirvede, bakın orada tekrar dumanın yoğunlaştığını görüyoruz. İşte o noktalara da havadan yapılan müdahaleler oldukça önemli. Çünkü karadan ekipler o noktaya su taşırken zaman kaybı olabiliyor. Dolayısıyla havadan yapılan müdahaleler işte o zaman kaybını önlemiş oluyor. Dolayısıyla helikopterlerin, bakın birisi geliyor, diğeri gidiyor. Yeni görev için, yeni sort için aslında su almaya, ulaşmaya çalışıyor ve şu anda işte hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor. İşte tam da helikopterin su bırakacağı alanın altında yeşil alanlar var. İşte orası da zeytin ağacı. Maalesef orman yangını hemen o noktadaki zeytin bahçesine de sirayet etti ve bir zeytin bahçesi de maalesef yandı. Oradaki ağaçlar da küle döndü, zeytin ağaçları da. İşte şu anda tam üstümüze doğru gelen bir tane daha helikopter bulunuyor. İşte o da farklı bir noktaya şu anda sortisini gerçekleştirecek. Dolayısıyla havadan müdahale bu şekilde devam etmiş olacak. Fakat olumsuz hava bölgede etkisini sürdürdüğü için
Poyraz'ın bölgede etkili olması tabii ki yapılan çalışmayı hem zorlaştırıyor hem de güçleştiriyor. İşte bu noktada da havadan yapılan müdahalelerin oldukça etkin bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Kozan Kaymakamlığı bünyesinde de bir kriz masası oluşturuldu ve burada hem orman bölge çalışanları hem de kaymakamlık aynı noktada çalışarak yangının kontrol altına alınması noktasında daha etkin bir şekilde planlamanın yapıldığını söylemekte fayda var. Tabii ki sabaha karşı saatler 3.30-4'ü gösterdiğinde Adana'nın Kozan ilçesi Köseli mahallesindeki orman yangını başlamıştı ve üzerinden saatler geçti. Maalesef hava muhalefeti nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı ve Poyraz'ın da etkisiyle yangın sık sık yön değiştirebiliyor. İşte yapılan bu da aslında yapılan çalışmaları daha da güçlü hale getirmiş, daha da zorlu hale getirmiş oluyor. Dolayısıyla küçük bir kıvılcım işte bu noktada yeni bir orman yangınının başlamasına neden oluyor. Şu anda bir taraftan orman yangının kontrol altına alınması noktasında karadan ve havadan yürütülen çalışmalar var. Bir taraftan da tabii ki diğer noktadan da riskli bölgelerdeki evlerinde tedbiren tahliye edilmesi noktasında jandarmanın da çalışmalara katıldığını ifade edelim. Ve ardından da sözü Adana'dan, Kozan'dan, orman yangınının devam ettiği noktadan İstanbul'a bırakalım.